Free Teknoloji'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda TP-Link VX220GQ AX1500 modem kurulumu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Daha önceki yazılarımızda www.freeteknoloji.com üzerinde detaylı şekilde aktarmıştık. İsterseniz aşağıdaki linklerden modem kurulumu hakkında, modem özellikleri hakkında bilgilere sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde modemin teknik özellikleri hakkında da daha önceki videomuzda paylaşmıştık. Sağ üst köşedeki linkten de modemin teknik özelliklerine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Modem kurulumuna geçmeden önce modem bağlantılarınızın doğru yapılandırıldığından emin olmanız gerekmektedir. Hatalı yapılan bağlantılarda modemin üzerine bulunan DSL ışığınız yanmayacağı için bağlantı sağlanamayacaktır arkadaşlar. Modeminizin kutusu içerisinden bir adet bitter çıkmaktadır arkadaşlar. Eğer evinizde ev telefonu kullanıyorsanız dışarıdan gelen ana hattın direkt olarak line bölümüne takılı olması gerekiyor. Ev telefonunuzun PON bölümüne takılı olması gerekiyor. DSL bölümüyle de modeminizin arkasındaki DSL bölümünün bağlı olması gerekiyor arkadaşlar. Buradaki DSL bölümüyle speaker üzerindeki DSL bölümünün bağlı olması gerekiyor. Eğer evinizde ev telefonu kullanmıyorsanız, yani bu arada telefon kullanmıyorsanız dışarıdan gelen ana hattı speaker yerine direkt olarak modemin arkasına takmanız gerekiyor arkadaşlar. Dışarıdan gelen hattı direkt olarak modemin arkasındaki DSL bölümüne takmanız gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra modeminizin power enerji kablosunu taktıktan sonra modemin hemen yan tarafında açma kapama butonu var. Buraya basarak modemi çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bu işlemi yaptığınızda modeminizin üzerindeki power ışığı, DSL ışığı yanmaya başlayacak arkadaşlar. Eğer kullanmış olduğunuz servis sağlayıcı Türk Telekom'sa modeminiz otomatik olarak kurulum yapıyor olabilir. Ama bazı durumlarda teknik sorunlardan dolayı modemimiz otomatik kurulum yapmayabiliyor. Bu gibi sorunlarda da DSL ışığı sabitleniyor fakat internet ışığımız yanmayabiliyor. Bunun için göstereceğim işlemleri yapılandırarak modemin kurulum adımlarını geçebilirsiniz arkadaşlar. Modem bağlantıya hazır olduğunda modem üzerinde 2.4 GHz ve 5 GHz ışıkları yanmaya başlar otomatik olarak kurulum yaptığı için. Eğer yanmıyorsa yine göstereceğim işlemle modemin kablosuz ayarlarında da yapılandırmış olacağız arkadaşlar. Modemi iki şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar. Bir kablosuz olarak cep telefonu üzerinden bağlantı yaparak bağlantı kurabilirsiniz modeme ya da modemin ethernet girişlerinden de modeme bağlantı yaparak modemin arayüzüne ulaşabilirsiniz. Ben iki şekilde de göstereyim. Kablosuz olarak bağlantı yapmak istiyorsanız modemin arkasında kablosuz ağ adı ve kablosuz şifresi yazar arkadaşlar. Cep telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan kablosuz ağları tarattırdığınızda bu ismi görürsünüz. Buraya bağlan derseniz, bu şifreye girerseniz modeminizle cihaz arasındaki bağlantıyı kurmuş olursunuz. Diğer bir yöntemde de ethernet bağlantısıyla bilgisayarınızın ethernet bağlantısını yapılandırırsınız. Şurada olduğu gibi. Bilgisayarınızda ethernet bağlantısı yapılandırırsınız. Daha sonra modemin arayüzüne ulaşabilirsiniz. Bu işlemleri yaptıktan sonra 192.168.1.1 yazarak Enter butonuna basıyoruz arkadaşlar. Web tarayıcımızın adres satırına 192.168.1.1 yazarak Enter butonuna basıyoruz. Karşımıza kullanıcı adı ve şifre soran bir ekran geliyor. Kullanıcı adımız küçük harflerle admin arkadaşlar. Şifremiz yine küçük harflerle Türk Telekom arkadaşlar. Türk Telekom. Oturma aç butonuna basıyorum. Karşımıza yeni şifre ve şifre doğrulama ekranı gelecektir arkadaşlar. Bu ekranda isterseniz Türk Telekom şifresini değiştirebilirsiniz. Buraya yeni şifrenizi ve şifre doğrulama bölümünde yeni şifrenizi yazarak modemin arayüz şifresini değiştirebilirsiniz. İsterseniz de geç butonuna basarak bu işlemi geçebiliyorsunuz. Size bir uyarı veriyor. Varsayılan şifre güvenli değil. Gizlediğiniz için varsayılan şifreyi değiştirmeniz daha iyi olur diye bir uyarı veriyor. İsterseniz dediğim gibi değiştirebilirsiniz. Ben değiştirmeden geç butonuna basıyorum. Ve modemimizin arayüz ekranı geliyor. Bu ekranda arkadaşlar modemimizi iki şekilde kurabiliriz. Kolay kurulum bölümünden kurabiliriz. Ya da isterseniz de buradaki genel ağ bölümünden kurulum yapabiliyoruz. Ben iki şekilde de gösterebilirim. İkisinden de işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz tek tek de yapabiliyorsunuz. Hemen ekranın sol bölümündeki kolay menüye tıklıyorum arkadaşlar. Aşağıya doğru geliyorum. Kolay kurulum bölümüne tıklıyorum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar modemimizin başlangıç ekranı geliyor. Bu ekranda İleri butonuna basıyoruz. Karşımıza kullanıcı adı ve şifremizi soran ekran geliyor. Bu ekran önemli arkadaşlar. Burada kullanıcı adı ve şifremiz servis sağlayıcımızdan almış olduğumuz kullanıcı adı ve şifre olacak arkadaşlar. Bunları bilmiyorsanız kurulum yapamazsınız. Bunun için servis sağlayıcınızın çağrı merkezini arayarak 7/24 öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Buraya kendi servis sağlayıcımın bana vermiş olduğu şifre, kullanıcı adı şifreyi yazıyorum. Kullanıcı adınızın sonunda gördüğünüz gibi modem Türk Telekom'dan verildiği için TTNET otomatik olarak gümrük olarak geliyor. Şifre bölümüne de yine servis sağlayıcınızın size vermiş olduğu şifreyi şifre doğrulama bölümü ve şifre bölümlerine yazarak ileri butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Burada bir ayrıntı da bahsedeyim. Eğer burada TTNET gördüğünüz gibi gümrük olduğu için siz bunun sonuna TTNET yazmayın.
Yazdığınız zaman modeminiz IP almaz arkadaşlar. Yani burayı boş bırakıyoruz. Kullanıcı adımızı yazıyoruz. Ethernet'i zaten gömülü. Eğer farklı bir servis sağlayıcıda bu cihazı kullanmak istiyorsanız, yani Ethernet'in dışında ya da Türk Telekom'un dışında diğer servis sağlayıcılarda kullanmak istiyorsanız tıklayınız bölümüne basıyoruz. Karşımıza gelen ekranda gördüğünüz gibi gömülü olan alan silindi. Buraya isterseniz diğer servis sağlayıcının kullanıcı adını yazabilirsiniz. Domain adını yazabilirsiniz. Yine web sayfamızda aşağıdaki linkleri bırakırım. Tüm servis sağlayıcıların farklı bir domain adı var arkadaşlar. Bu domain adını hatalı yazdığınızda modeminiz IP almıyor. Bu nedenle doğru yazılım önemli. İleri butonuna basıyorum. Kullanıcı adı ve şifremi yazıyorum. İleri butonuna basıyorum. Karşımıza kablosuz ağ ayarlarını yapılandıracağımız ekran geliyor. Bu ekranda modemimizin özelliklerinde bahsettiğimiz gibi modemimizin 2,4 GHz ve 5 GHz olmak üzere iki ayrı seçeneği var arkadaşlar. İkisi için de kurulum yapabilirsiniz. İsterseniz eğer evinizde kullanmış olduğunuz cihazlar 5 GHz desteklemiyorsa, yani telefonunuz, bilgisayarınız 5 GHz desteği yoksa, isterseniz bir sonraki ekrandaki 5 GHz'i kapatabilirsiniz. 2,4 GHz de aynı şekilde devre dışı bırakabiliyorsunuz. Sadece 5 GHz üzerinden bağlantı yapmak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Etkin yapalım. Kablosuz ağda bölümüne kablosuz ağlarda görmek istediğiniz ismi yazıyorsunuz. Bunun sonuna iki tane ayrı Wi-Fi adımız olacağı için 2,4 GHz'i bırakın isterseniz. Çünkü kablosuz ağları tarattığınızda hangi ağa bağlantı yaptığınızı görmüş olursunuz arkadaşlar. Buraya kablosuz ağınızı yazıyorsunuz. Kanal bölümü otomatik olarak geliyor. Ama isterseniz etrafınızdaki kablosuz ağlarla çakışma yaşamamak adına bir kablosuz kanal bandı seçebilirsiniz. Bununla ilgili de yine yazılarımızda bu detaylı bir şekilde aktarmıştık. Kanal frekansları hangi modu seçmeniz gerektiğini yine aşağıdaki linklere bırakırım. Burada detaylı bir şekilde size en uygun kanal modunu seçip hangisi seçmeniz gerektiğini karar verebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bazı kanal modları dolu olabiliyor. Etrafınızda çok fazla internet bağlantısı kullanan aboneleri varsa dolu olabilir. Ve bu da sizin kanalınızın çakışmasına, frekanslarının çakışmasına sebebiyet vereceği için Wi-Fi bağlantınızda sorun yaşatabilir arkadaşlar. Bu nedenle en mantıklı olan boş bir kanal seçmektir. Mod kısmında otomatik olarak geliyor. Bunları değişik yapmıyoruz. Şifre bölümünde en az 8 haneli içerisinde bir büyük, bir küçük ve rakamlardan oluşacak şekilde bir şifre seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra ileri butonuna basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi kablosuz 5 GHz ayarları geldi. Burada yine kablosuz ağ adımızı yazıyoruz. Otomatik olarak geliyor kanal modumuz. Burada da gördüğünüz gibi 5 GHz'in kanal modları geliyor. Burada yine web sayfamızda paylaştık. Kanal modlarıyla ilgili detaylı bilgileri aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yine kablosuz 5 GHz seçeneğini seçiyorsunuz ve ileri butonuna basıyorsunuz. Eğer dediğim gibi evinizde kullanmış olduğunuz cihazlar 5 GHz özelliği yoksa açık durmasına gerek yok. Devre dışı bırakarak 2,4 GHz sadece görebilirsiniz. Yetkin işaretliyorum ben göstermek adına. İleri butonuna basıyorum. Daha sonra şifrenizi, kablosuz ağınızı değiştireceğinizle ilgili bir ekran geliyor. O değişikliği onaylıyor musunuz diyor. Evet diyorum. Burada gördüğünüz gibi yaptığımız işlemleri gösteren seçenekler geliyor. Kablosuz adım, şifrem, daha sonra kablosuz adımı 2,4 GHz'e verdiğim isimler, 5 GHz'e verdiğim isimler. Bunları görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer doğruluğundan eminseniz kaydet butonuna basarak modemin ayarlarının yapılandırılmasını beklemeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi başarılı veriyor. Eğer bunlar hata varsa ayarlarınızda sorun var anlamına gelir. Bitir butonuna basarak modemin ayarlarını tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Modemi iki şekilde kurabilirsiniz demiştik. Genel ağ bölümüne tıklıyorum. İkinci seçenekte de WAN ayarları bölümü var arkadaşlar gördüğünüz gibi. WAN ayarlarını tıklıyoruz. Açılan bölümde DSL, IPTV, DSL internet bölümleri var. Biz PPPoE üzerinden kurulum gerçekleştireceğimiz için modemimiz otomatik olarak sinyalimizi tanıyor bu arada. ADSL ve VDSL olmak üzere. Hemen buradan düzenle butonuna basıyoruz. DSL internet bölümünde gördüğünüz gibi gömülü olarak geliyor. Bunlar otomatik olarak sisteme tanıtılmış ATM, ADSL ayarları, PTM, VDSL ayarları. Bunlar tanıtılmış durumda. Bağlantı türü olarak PPPoE seçiyoruz. Evet, PPP kullanıcı adı bölümüne servis sağlayıcınızın vermiş olduğu kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Şifrenizi yazıyorsunuz. Ve kaydet butonuna bastığınız zaman ayarlarınız tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Evet, modemimizin kurulum işlemleri bu şekilde arkadaşlar. TP-Link VX220G2UA1500 modemimizin gigabit modem arkadaşlar bu modemimiz. Türk Telekom Premium modem olarak geçiyor. Wi-Fi 6 özellikli bir modem arkadaşlar. Bununla ilgili özellikleri bir önceki videomuzda paylaşmıştık. İsterseniz buradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ya da aşağıdaki linklere özellikleri hakkında yazılarımızda, web sayfamızda paylaştık. İnceleme şansı bulabilirsiniz arkadaşlar.
Modem kurulumunda bu şekilde yapılandırırsanız modem bağlantısı sağlayacaksınız arkadaşlar. Bağlantı gerçekleştirdikten sonra buradaki internet ışığımızın da yandığını göreceksiniz arkadaşlar. Mavi olarak yanıyor ışıklarımız şu anda. Aklınıza takılan sorular olursa arkadaşlar yorumlar bölümüne bırakırsanız elimizden geldiğince cevaplamaya çalışabiliriz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmanızı rica ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler dileriz.